Sevgili seyirciler, hepinize mutlu günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz. TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırma Spor İstanbul Spor maçı birazdan başlayacak Bandırma'da. Royal Hastanesi Bandırma Spor'da 11 ve yedekler şu anda ekranlara gelirken İshak Çakmak cezası nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor ve Latine Traore'de kadro dışı cezası var. Kadro dışı bırakılmıştı. O da maç kadrosunda yer almıyor sevgili seyirciler. Savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Orta alanda Hakan Bilgiç, Landel, Selçuk Alibaz, Emir Halilovic. İleride de Torje ve Pote'yi göreceğiz. Erkan Sözer'i böyle bir 11'le ve dizilişle takımını sahaya çıkartıyor. Sevgili seyirciler, Royal Hastanesi Bandırma Spor'da. İstanbul Spor'un 11'i de şu anda ekranlara geliyor yedek oyuncularla birlikte. Ve ilk kez yedekler arasında Marin Ljubic, Hırvat kaleci 23 yaşında ara transfer döneminde geldi. Bu da o futbolcu da maç kadrosuna girdi yedekler arasında. Alperen kaleyi koruyacak. Bu arada hemen söyleyelim, İstanbulspor'un hücum anlamında en önemli oyuncularından biri Roka sevgili seyirciler cezası nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almıyor. 6 golü vardı Roka'nın. Kalede Alperen oynayacak İstanbulspor'da. Melih Atkom, Wellington, Ali Yaşar savunmada. Esnem Onur Kerem orta alanda göbekte. Abazay ve Etemi kanatlarda görev yapacak. İbrahim Yılmaz da ileri uçta gol umudu olarak Fatih Tekke'nin sahaya sürdüğü 11 bu şekilde 4-3-3 şeklinde bir dizilişle İstanbulspor'u sahada göreceğiz sevgili seyirciler. Başladığı iki takıma da başarılar diliyoruz. Maça başlayan konuk takım İstanbulspor. Patrick Atkom, Landel yaptığı bu hareket sonrasında İstanbulspor serbest vuruş kazandı. Landel'in 3 golü var Bandırma Spor formasıyla. Şimdi Estem yine ceza sahasının hemen önünde orta geldi. Bir vuruş üstten dışarı gidiyor, elle oynama Patrick Atkom'dan görüntüye geliyor. Patrick Etoga Atkom vuruşu yaptı ama topu kontrol ederken bakın burada elini kullandığını belirtti maçın hakemi. Sonrasındaki düşen top vurdu ama üstten dışarı gitmişti zaten. Şimdi şut şansı, gol pozisyonu, Gökhan kapattı. Melih ceza sahasında atak devam ediyor. Orta, İbrahim Yılmaz indiriyor. Bir vuruş geldi mi? Penaltı beklentisi var, oyun devam etti. Emir Halilovic, sol tarafa doğru hareketlenen futbolcu. Şimdi ceza sahasına doğru gönderdi topu. Abdurrahim, maçın hakemi oyunu durdurdu sevgili seyirciler. Atkom sonra kullanılacak. Az önce Valon Etemi, İbrahim Yılmaz sağ tarafa doğru. Oradan Abazay vurdu. Kaleci Gökhan kapatmıştı. Melih'le atak devam etti. İbrahim Yılmaz kaleye vurmadı. Böyle indirdi. Topun gelişine bir vuruş Onur. Selçuk müdahale ondan. Oyun devam etmişti. Vurdu Gökhan, iyi kapatmıştı. Devam eden atak. Burada indiren İbrahim Yılmaz. Vuruşu yapan Onur. Onur ve arkadaşları burada Onur Akbay tarafından yapılan hareketin penaltı olduğunu belirttiler, hakeme baktılar. Korner kullanılıyor. Ali Yaşar orta geldi. Kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Patrick Atkom. İstanbulspor 1-0 önde 62. dakika. Fatih Tekke, Orhan Çıkrıkçı iki teknik adam gerçekten savunmadan çıktı. Düğümü çözdü sevgili seyirciler. Patrick Atkom takımını 1-0 öne geçirdi. 2 golü vardı Atkom'un ve 3. golünü kaydediyor Patrick Atkom farklı açılardan. Gol tekrar tekrar ekranlarda. Direğe de çarpan top ağlarla kucaklaşıyor. 61. dakika gol dakikası oldu. Abazay geriye doğru bırakıyor. Melih, Atkom, Ali Yaşar,
Onur çıkıyor topla birlikte. Onur bıraktı kaptan Onur. Şimdi sol tarafta Valon Etemi boştu, topu aldı. Etemi sağ ayağına çekti. Etemi vuruyor kaleci Gökhan Değirmenci. Maçın en güzel pozisyonu yaşandı. Atak devam eder mi diye bakıyorum. Bant izliyoruz. Akıl dolu bir pas. Valon Etemi sağ çekti. Gördüğü anda kaleyi vurdu. Gökhan iyi karşıladı. Evet şimdi Rayo Serna ilk kez topla buluştu. Ruben Rayo Serna, Selçuk, Selçuk Alibaz dolduruyor kaleye doğru, mükemmel bir gol. Selçuk Alibaz mükemmel bir gol attı. Selçuk Alibaz gerçekten çok güzel bir golle Bandırma Spor bir birlik beraberliği yakalıyor. 73. dakika. Selçuk Alibaz sol ayağıyla top döndü döndü kaleye gitti sevgili seyirciler. Bakın ki az önce Selçuk'un çıkacağı işaret edilmişti. Demek ki orada forma numarası yanlış yazıldı. Selçuk oynuyor ve mükemmel bir gole imza attı Selçuk Alibaz. Bandırma Spor'un. Şimdi serbest vuruşu Ali Yaşar kullandı. Gol pozisyonu üstten dışarı gidiyor. Son derece önemli bir pozisyon. Wellington ileri çıkmıştı. Bir diğer stoperi İstanbulspor'un etkili bir kafa vuruşu yapamıyor. Levent'in koşuyoruna doğru. Çeviren Gökay. Tekrar Levent. Mirkan şimdi. Mirkan Aydın. Mirkan döndü. Vurdu kaleye Gökhan. Mirkan Aydın atak devam edebilir. Orada Abazay'ın müdahalesi ve bir de faul bekliyor Emir Haliloviç görüntüdeki oyuncu Bosna Hersekli. Burada Mirkan Aydın zor pozisyonda vurdu. Gökhan Değirmenci karşıladı. Eslem orta geldi penaltı noktasına doğru. Onur vurdu. Dönen top yükseklik kazanıyor. Kafa vuruşu. Abazay'dan Gökhan korner. Bakın burada yükseklik kazanan top kafayı vuruyor. Gökhan Değirmenci ve korner. Orta içeriye doğru savunmadan bir kafa vuruşu var. Dönen top Michel Landel. Şimdi Jonathan Delvaye. Delvaye Meri hemen yanında. Meri karşısında Delvaye çekti geriye kurtardı. Pasını atıyor. Ruben Rayo Serna sol ayağını aldı. Prese bir vuruş ve topu alana gidiyor. Plase bir vuruş Ruben Rayo Serna. Kaleci Alperen'i mağlup ediyor. Çok şık bir gol oldu. Sevgili seyirciler 90+2. Ruben Rayo Serna. Oyuna girdikten sonra hücumda çok etkili oldu demiştim. İlk golün pasını verdi. İkinci golü kendi atıyor. Ve böyle bu şekilde kaleci Alperen'i mağlup ediyor. Oyuna giren oyuncular Bandırma Spor'da skora etki ettiler sevgili seyirciler. Jonathan Delvaye bir asist ve bu golü atan Ruben Rayo Serna da Selçuk'un attığı golün pasını vermişti. Yani bir bakıma asisti yaptı. 90+2 Rayo Serna Bandırma Spor 2-1 öne geçiyor. Geldi Bandırma Spor 2-1 öne geçti. Onur. Onur 90+5 geride kaldı gözler hakemde. Gökhan'ın da çok önemli kurtarışları var. Ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Kazanan Royal Hastanesi Bandırma Spor oluyor. Maçın sonucu Royal Hastanesi Bandırma Spor 2, İstanbul Spor 1.